yemeğimize geçelim. Öğlen yemeğinden önceki son oturum. Bunun için 5 tane değerli konuğum, özür dilerim, 6 tane değerli konuğum var. Burada 6 sandalyemiz var mı? Tamam, bir eksiğimiz yok. En azından onu kontrol edelim. Ben bayanlardan başlamak istiyorum. Çünkü konumuz tiroidde nodül, multidisipliner bir yaklaşım gerektiriyor. Geçen toplantının benzeri bir toplantı olacak. O yüzden ilk olarak ben Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı, Metabolizma ve Endokrinoloji Anabilim Dalı, Bilim Dalı'ndan Sayın Kamile Gül'ü davet etmek istiyorum. Kamile sağ olsun son 3-4 toplantıdır bizim kurslarımıza da aktif olarak katılıyor. İkinci olarak İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'ndan Pınar Hocamı, Pınar Fırat'ı davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Şurada şöyle gelin isterseniz daha kolay olacak. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Sayın Bülent Güngör, o da bir cerrah olarak bize katılacak. Yine İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı'ndan Artur Salmazlıoğlu, panellerimizin rutin panelisti olarak sağ ol, tekrar geldin. Lütfen sen de geç. Yine bu sefer yine bir cerrah, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ama eski emekli öğretim üyemiz. Şimdi Acıbadem, değil mi? Yanlış söylemiyorum. Acıbadem grubunda hala aktif endokrin cerrahisinden yine duayen hocalarımızdan Orhan Demircan. Hocam buyurun. Ve son olarak da koltuğumuz kaldı mı? Kaldı. Burası benim. Evet. Burası benim. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Abut Kebudi. Hoş geldiniz Abut abi. Sizi de alalım. İki mikrofonumuz var. Ortaklaşa kullanacağız. Şimdi yaklaşık bir saat kadar kendi aramızda sohbet edeceğiz. Sonra son 10-15 dakikada sizlerden soru almaya ayıracağım. Kaydığı için bir parça yemeğe kayabiliriz ama isteyen tabii çıkabilir. Kimseyi engellemek durumunda değiliz. Sorularınız olduğu zaman da lütfen çekinmeden sorabilirsiniz. Kendi aralarında panelistlerden de ricam. Ben soru sorduğum zaman kendi aralarında katkı yapmak istiyorlarsa da çok uzun olmamak şartıyla katkıda bulunabilirler ya da soru sorabilirler. Ben ilk olarak Abut Bey'le başlamak istiyorum. Bir cerrahla başlamak istiyorum. Şimdi nodül dediğimiz zaman hep akla şu geliyor. Cerrah olarak baktığımız zaman sanki nodül eşittir ameliyatmış gibi. Ama endokrinolog arkadaşlarımızla da tabii ortaklaşa çalıştığımız için özellikle multidisipliner yaklaşımda her nodülün ameliyat olmadığını bilmek lazım artık bu çağda. Sizce bu düşünce doğru mudur? Her nodül ameliyat olmalı mıdır? Ya da olacaksa hangileri olmalıdır? Neye göre değerlendiriyorsunuz? Evet, soru yerinde. Şöyle, tabii nodüler rahatsızlık ya da nodül olması çok yaygın. Literatüre bakarsak bizim kendi pratiğimizde de bir palpe edelim, toplumun %4'ünde neredeyse nodül var, palpe edilebilir şekilde. Ayrıntılı ultrason yapılabiliyor bugün. Onunla baktığımız takdirde orada da neredeyse toplumun %50'sinden nodül bulmak mümkün. Öbür taraftan şeye bakalım, tiroid kanseri sıklığına bakalım, çok az. Öyle bakıldığında nodüllerin çoğunun masum olduğunu ve aslında çoğunu elememize gerek olmadığını anlayabiliriz. Ha, nodül olduğu zaman hangi durumda ameliyatı önerebiliyoruz? Aslında büyüklüğü bile değil. Onu da belki birazdan konuşacağız. Daha ziyade aile bir yani kanser şüphesi var mı? Yani aileden gelen bir genetik değişiklik söz konusu olabilir. Muayenede elimize sert gelen bir kitle, boyunda bir ganglion olması, radyasyon öyküsü ya da nodül olan hastanın yaşının 14-15 yaşın altında çocukluk dönemi olması, 70 yaşın üzerinde olması gibi parametreler nedeniyle ya da ultrason bulgusu ya da birazdan konuşuruz İAB sonuçları bize bir maligniteyi düşündürüyor ise ameliyat yönüne gidebiliyoruz. Malignite dışında da tabii ki bazı semptomları olması ya da görünüm bozuk olması ya da ameliyat gerektirebilecek bir hipertiroidi bizi ameliyata gönderebilir tiroidle, nodülle beraber olduğu zaman. Buradan çıkan anlam şu. Nodüllerin birçoğu masumdur ve çoğunu ameliyat etmeye gerek yoktur diyebiliriz. Peki bir endokrinolog olarak aynı fikirde misiniz? Evet, bazı konularda evet hocama katılıyorum. Operasyon indikasyonlarını hocam saydı zaten. Büyüklük bunların içerisinde değil, onu da özellikle belirtti. Hani eskiden 3 santim, 4 santim diye bir yaklaşım vardı. Daha doğrusu hiçbir bizim guideline'larımızın hiçbirinde büyüklükle ilgili bir şey yazmaz. Hani 3 santimin üstünü, 4 santimin üstünü opere edelim diye bir şey söz konusu değil. Operasyon indikasyonlarının sınırları belirli. Malignite kuşkusu, malinleşme riski ya da basit semptomu. Aslında bunların dışındaki hastaları rahatlıkla takip edebiliriz.
Peki burada ben şöyle sormak istiyorum. Malignite ve malignite şüphesi dediğimize göre burada işin içerisinde tabii ki histolojik bir diagnoz giriyor. Yani daha doğrusu patolojik tanı giriyor. Evet, evet. Ben şöyle sorayım. Elinizde gelen bir nodül var. Sizin kliniğinize de çünkü çokça geliyor bu hastalar. Evet. Sizce her ele gelen nodüle iğne biyopsi yapılmalı mı? Yoksa sadece ultrasonik ve fizik muayene bulgularına bakarak buna karar vermek yeterli midir? Yani malignite şüphesi adına neden, neyin üzerinde dayanarak bunu söyleyebiliyorsun? Aslında bir nodül ele geliyorsa zaten büyüklüğü en az 1,5 santimin üzerinde demektir. Ama artık elimizde ultrasonografi var. Hani biz endokrinolog olarak kendimiz ultrasonografimizi yapıyoruz. Hani bir nodül elime geliyorsa ben ultrasonografiyle de mutlaka değerlendiriyorum. Eğer değerlendirme şartlarınız yoksa elinizde, nodül elinize geliyorsa evet biyopsi yapabilirsiniz. Ama özellikle bazı nodüllerde mutlaka ultrasonografiyle biyopsi yapmanız lazım. Bunlar eğer 1 santim, zaten 1 santim, 1,5 santimin altını palpe edemiyorsunuz. Palpe edemediğiniz bir nodülü zaten biyopsisini yapamazsınız. Veya kist ağırlıklı bir nodül ya da posteriöre yerleşmiş bir nodül ya da hastanın boyun yapısı kısa ya da nodül hafifçe sternum altına doğru uzanmış. Bunlarda zaten mecburen hastaya ultrasonografi eşliğinde biyopsi yapmak durumundasınız. Evet, palpe ettiğimiz her nodüle biyopsi yapacağız ama mutlaka bunun ultrasonografik özelliklerini de göz önüne alacağız. Boyut burada önemli. Hani bugün farklı guideline'larımız var. ATA var, ETA var, AC guideline var. Aslında hepsinde ortak olan, hani çok küçük nüans farkları var ama hepsinde ortak olan bir şey var. 1 santimin üstündeki solid nodüllere biyopsi yapacağız. 1 santimin altındaki nodüllerde guideline arasında küçük farklılıklar var. Hani bizim yaptığımız da o. 1 santimin altında, ancak biraz önce Sayın Hocam'ın söylediği gibi ailede eğer medüller tiroid kanseri, papiller tiroid kanseri öyküsü var. En azı bir papiller tiroid kanseri için 2 veya daha fazla aile üyesinde papiller tiroid kanseri tespit etmeniz gerekiyor. Ya da hasta çocukluk döneminde baş boyun bölgesine radyoterapi almış veya iyonize radyasyona maruz kalmış, bir nükleer kaza olmuş. Bu hastalardaki nodüllerin malignleşme riski çok yüksek. Bunlarda hastanın boyutuna bakmaksızın, 1 santimin altında dahi olsa boyutuna bakmaksızın bu hastaların hepsine zaten biyopsi yapmak gerekiyor. Yine aynı şekilde lenf nodu tutulumu gördünüz ultrasonografik olarak ya da palpe ettiniz. Böyle bir durumda da yine boyuttan bağımsız olarak bu hastalara biyopsi yapmak gerekiyor. Ama hastanın hani yüksek risk grubunda değil, lenf nodu yok. Yani 1 santimin altında nodülü var. Bu zaman da böyle bir durumda da nodülün ultrasonografik özellikleri ön plana çıkıyor. Eğer 2'den daha fazla ultrasonografik maligniteyi düşündürecek ultrasonografik özellikleriniz varsa, ki bunlar neler? Eğer nodül hipoekoikse, sınırları düzensizse, mikrokalsifikasyonu varsa, ön arka çapı, transvers çapı oranı artmışsa, yani daha yuvarlak bir şekil almışsa, nodülü şikamlanması artmışsa, böyle bir durumda da 2 tane özelliğiniz varsa 1 santimin altındaki nodülleri de biyopsi yapmak gerekiyor. Zaten 1 santimin üstündeki nodüller konusunda çok da fazla şey yok. Hani kuşku yok, 1 santimin üstünde solid bir nodülünüz var. Mikrokalsifik ya da hipoekoik biyopsi yapmak gerekiyor. Ama 1,5 santim civarında kistik, yani kist ağırlıklı ya da spongiform bir nodülünüz var. Böyle bir durumda da 2 santimden itibaren biyopsinizi yapabilirsiniz. Saf kistik nodüllerin biyopsi endikasyonu yok. Bunu boşaltıp takip edebiliriz. Bunlar palpe edebildiğimiz hastalardaki endikasyonlarımız. Ama palpe edemediğimiz bir şey var. Aslında bununla ilgili guideline'lar yok. Sadece guideline'ların içerisinde farklı öneriler var. Ama bir nodülü palpe etmeniz ya da palpe etmemeniz bunun malignite riskini değiştirmiyor. Palpe ettiğiniz nodülle palpe etmediğiniz nodülün malignite riski yaklaşık olarak zaten birbirine denk %4 ile 12 arasında değişen oranlar bildiriliyor. Artık biz palpe edemediğimiz nodül dediğimiz şey ne? Hani palpe edememişiz ama ultrasonografi yapılmış, tomografi yapılmış ya da MR yapılmış. Böyle bir durumda biz hastada nodül tespit etmişiz. Buna instantal nodül diyoruz. Artık aslında önemli bir durumda PET-CT'de tespit ettiğimiz nodüller. Bunları belki ayrı almak lazım. Çünkü bunların malignite riski çok daha yüksek. %50'lere kadar varıyor bu hastalardaki malignite riski. Bu hastalardaki biyopsi endikasyonlarımız da aslında biraz önce söylediklerimizden farklı değil. Genel olarak yayınlarda da belirtilen o. Biraz önce söylediğimiz risk faktörleri varsa 1 santimin altındaki her nodüle yine biyopsi yapacağız. Ultrasonografik kuşkumuz varsa yapacağız. İnstantal dahi olsa yine 1 santimin üstünden itibaren 1 santimetreden itibaren de solid nodüllere, 2 santimetreden itibaren de spongiform nodüllere instantal bulmuşsak yine biyopsi yapıyoruz. Peki tabii neredeyse radyolojinin tamamlıyordan saydı. Yani şimdi ben biz ultrasonografi yaptığımız tek başına bir klinik gibi. Herhalde ameliyatını da belki kendi yapacak bir süre sonra, ben eminim çünkü o kadar azimli. Ben o zaman Artur'a soracağım. Artur, şimdi her ele gelen nodülde
Şimdi bir nodül var. Bazı ekoller var. Hiç ultrason yapmadan iğne biyopsisine gidiyorlar. Özellikle İskandinavlar. Sen nasıl bakıyorsun? Yani bir radyolog gözüyle sana ultrason yapmak, daha doğrusu yapmak klinisyene artı ne getirir? Nodüllü olan her... Çünkü biz rutin olarak istiyoruz. Doğru, Türkiye olarak söylüyorum. Biz derken ben kendimden bahsetmiyorum ama biz de tabii bunun içerisinde varız. Bu yapılmalı mıdır? Her ele gelen nodülle mutlaka radyologdan sadece o nodül için mi yoksa başka bir şeyler için de istiyor muyuz? Şimdi tabii ki ele gelen kitle gibi varsayıyorum. Yani nodül olarak görüyorsak zaten muayenemizi yaptık ve nodül olduğuna karar verdik kısmı var. Ama her zaman muayenede nodül müdür ya da nodüldür dediğim şey gerçek hayatta nodül olmayabiliyor. Ben ultrasonu genel anlamda öneriyorum. Çünkü her zaman çok sürprizler çıkabiliyor. Yani nodül dediğiniz şey tiroide yakın yerleşimli başka bir lezyon olabiliyor. Sadece nodül elinize gelebiliyorken boyunda elinize bir şey gelmiyor ama bir bakıyorsunuz orada şüpheli bir lenf nodu var. Hiç düşünmediğiniz başka bir patoloji çıkabiliyor. Bir kistik bir lezyon çıkıyor dışarıda. Dolayısıyla radyolojik olarak bu ele gelen her kitlesi olana ultrasonografiyle bakmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Bunun bize verebileceği daha sonraki aşamalar içinde bilgiler var. Yani orada bir nodül var, tamam. Bu nodülün özellikleri nedir? Hocamızın saydığı özellikler. Bu özellikler var mı yok mu? Bunlar varsa bir sonraki aşamamız ne olmalı? Biyopsi mi olması gerek, takip mi etmek gerek? Veya işte lenf nodu varsa, nodül var yoktan bağımsız olarak lenf nodu şüpheli özelliklere sahipse ondan biyopsi yapıp hedef aramak gerek. Dolayısıyla ultrason bizim gözümüz. Evet. Dolayısıyla boyun kapalı bir kutu, bu kutunun içinde ne olduğunu görmek gerek. Bunun için de ultrasonla mutlaka bakmamız gerekiyor. Ben Orhan abiye sormak istiyorum. Cerrah gözüyle, şimdi Kamil'e kendi endokrinolojik gözüyle ki tecrübeli olduğunu da biliyorum ama sen de bir tecrübeli cerrahsın. Bazen önümüze öyle bir şey geliyor ki ben sinirliyim diyor, ben Karadenizliyim diyor. Gidiyor bir yerlerde ultrason çektiriyor, hatta T3-T4'lerine de baktırıyor. Geliyor, her şey TSA'sı normal. Ama tabii ki belli bir yaşın üzerinde nodül görme şansımız insidental olarak fazla. Bunları sen cerrah olarak hangilerinden biyopsi istiyorsun ya da hangileri senin için daha ön planda malignite şüpheli olarak kabul ediyorsun? Şimdi tabii doktor hanım oldukça geniş özetledi. Ve bizim katıldığın ya da katılmadığın yerler var mı? Genel anlamda sorun. Katılıyorum ama bir de şu var. Yani biz burada akademik tartışıyoruz ama bir de gerçekler var. Evet. Yani onları da bahsetmemiz. Asıl istediğimiz bunlar zaten. Evet, gerekiyor. Çünkü hani suistimal en açık ameliyatlardan bir tanesi tiroid ameliyatları ve hastalara şu söyleniyor: aman olmazsan kanser çıkarsa şu olur. Ama biz biliyoruz ki hani Japonların da şimdi mikro papiller karsinom takiplerinden de biliyoruz. Birçok hastadan da biliyoruz. Ve ben mesela geçmişe baktığımda çok fazla artık total tiroidektomi yapmıyorum. Yani onu söyleyebilirim. Yani çünkü insanlar hakikaten sakat kaldığını düşünüyorum gereksiz yapılan tiroidektomilerde. İğne biyopsi tamam, PNA sonucu tamam ama ben en önem verdiğim şey klinik. Evet. Yani klinik olarak takip edilen hızla büyüyen nodüller, muayenede sıkıntılı olan nodül, elime gelen lenf nodunun varlığı, yani bir PNA eşittir ameliyat değil, klinik değerlendirmenin içerisindeki bir PNA ile birlikte yapılması halinde bunun doğru olduğu kanaatindeyim. PNA indikasyonlarında yani birçok şey ata kılavuzlarında da var. 5 milimden başlıyor. Şüpheli ultrasonografik bulgularla gerçekten de burada hani radyologlar var. Ben çok girmek istemiyorum ama biraz gibi TIRAS sınıflaması var. Ve bir yayında TIRAS 1 2 3'te hiç kanser yok. 4 5'e toplanmış. Demek ki bizim de bu artık radyolojiyi belli bir standarta getirmemiz gerekiyor. Ve klinisyen radyoloji raporunu aldığında bir meme gibi dikkatini çeken, bazen gözden kaçıyor çünkü uzun okumalarda, bunlara önem vermek gerekiyor. Benim ameliyat ederken klinik değerlendirme içerisinde mutlaka ultrasonografi ve iğne biyopsi var. Çünkü iğne biyopsisi olmadan genellikle bir tiroidektomi, hani hipertiroidileri bunun içine almak istemiyorum. Kanser şüphesiyle yapılan ameliyatlarda iyi bir ultrasonografi, ince iğne aspirasyon biyopsi sonucu ve klinik değerlendirme. Ben yine söylüyorum, klinik değerlendirmem benim hepsinin önünde. Klinik değerlendirmede şüpheli bir nodül varlığıyla
ameliyat yapıyorum. Diğer semptomatik ve hipertiroidi bunun dışında tutuyorum. Klinik değerlendirme derken o zaman aslında iki komponent var. Biri fizik muayene, bir de öyküsü tabii ki önemli. Evet. Fizik muayenede de iki komponenti mutlaka anladığım kadarıyla ön plana koyuyorsunuz. Birincisi tiroidin kendi muayenesi, bir de bölgesel lenfatiklerinde muayenesi mutlaka yapılmalı. Çünkü bu da dediğiniz gibi biraz evvel mutlaka klinik şüphenizi arttıracak bir takım bulgular içerebilir. Özellikle bölgesel açıdan. Ben pardon, bir şey ilave tabii etmek istiyorum doktor hanımın ilave ettiklerini. Ailesel tiroid kanserlerini de burada medüller tiroid kanserini ayrı bir yere koymak lazım. Aileden olmayı ayrı yere koymak lazım. Ve kalsiyonili yüksek olan hasta grubunu da bu özellikle iğne biyopsisine gönderilecek o küçük volümlü, çünkü mikro medüller kanserleri atlamamak, çünkü diferansiyel kanserlerde prognozu değiştirmeyebilir. Ama medüller kanserde en önemli, yani bunu da vurgulamak lazım. Ben Bülent'e o zaman kendi pratiği açısından sorayım. Ele gelen nodül olan bir hasta geldiği zaman sen rutin olarak ultrason istiyor musun? İstiyorsan neden istiyorsun? Çünkü anlatıldı ama hani senin farklı bir görüşün olabilir mi bununla ilgili olarak? Evet, fizik muayenenin bir parçası olarak aslında ultrasonografi artık kabul ediliyor. Boyun cerrahisinde mutlaka yapılması gerekiyor. Çünkü az önce radyoloji hocamızın da bahsettiği gibi ultrasonografi bize nodülün malign kriterleri hakkında bilgi verebiliyor. İşte mikro kalsifikasyonlar olması, etrafında halo olup olmaması, düzensiz sınırlı olup olmaması, kistik ya da solid komponenti olması. Artı bizim palp ettiğimiz nodülün dışında daha küçük nodüllerde de kanser olasılığı yüksek. O nedenle bizim palp ettiğimiz nodülün dışındaki nodülleri de gösterebiliyor. Sonuçta ucuz, non-invasif ve radyasyon içermeyen bir tetkik ve kolay ulaşılabilir bir yöntem olması nedeniyle boyundaki bütün kitlelerde ultrasonografiyi muayene parçası olarak öneriyorum. Sen kendin yapıyor musun? Yapıyorum tabii. Kendim ultrason... Yok, ben kendim yapmıyorum. Aradım. Ben kendim yapmıyorum. Ama radyologlarımız var. Ama yaptırıyoruz. Var. Yani konuda özelleşmiş radyologlarla birlikte yapıyoruz. Çünkü özelleşmiş radyolog gerekiyor bu nodüllerin ayırt edici tanısı için. Ben şimdi bütün bu konuşmalardan anladım. Nodüler tiroidle karşı karşıya kaldığımız zaman fizik muayene, öyküsü, ultrasonografisi ve tabii gerekiyorsa iğne biyopsi dedik ama başka workup'ta mesela örneğin tiroid fonksiyon testlerine bakalım mı? Bu bize yardımcı olur mu? Abut abi ne dersin? Hepsini ister miyiz her hastaya? En azından onu soralım. Tiroid fonksiyon testlerini isteriz. Çünkü evet, bir Hashimoto'ya bağlı pseudonodül olabilir mesela. Tiroid fonksiyon testi derken neden bahsediyoruz? Sadece TSH mı? Free T3, Free T4, TSH, tiroid antikorları da. Hayır, şey açısından soruyorum. Fonksiyon testi olarak sadece TSH mı yoksa diğerlerini de istiyor musunuz? TSH aslında en değerlisi. Evet. En değerlisi TSH. Peki bu size nasıl bir şey TSH veriyor? TSH baskılanmışsa bir nodül, sıcak nodül olabilir. Onun malign olma ihtimali çok düşük oluyor. O bakımdan biyopsi bile yapmadan izleme imkanı olabilir. Eğer hipotiroidi tablosu varsa orada da bir Hashimoto olmasın, tiroidit olmasın diye düşünebiliriz. O nodül gerçek nodülde de pseudonodül olmasını düşünebiliriz. Orada bir takım onkositik hücreler gördüğümüz zaman hemen malign düşünmemek lazım. Onu zaten konuşacağız. Evet, yani sonra demek istediğim fonksiyonunu bilmemiz gerekiyor. Aslında bir şey daha var. Çaptan biraz bahsedip hızlı geçtik. Çapın şöyle bir önemi var. Çap büyüdükçe kanser olma ihtimali artmıyor. Evet. O doğru. Ama çap büyüdükçe eğer kanser varsa metastaz yapma ihtimali ve mortalite oranı artıyor. Eğer kaçırıyorsanız tabii. Tanıda eğer kanser varsa biz onu kaçırıyorsak. Evet. O bakımdan çapın peki, bu anlamda bir... Peki madem öyle hemen bir çapraz soru sorayım. Yani çap büyüdükçe iğne biyopsinin tanı değeri düşer mi? Böyle bir bilgimiz var mı? Yani şunu söyleyeyim, 3 santimlik bir nodüle ya da 2 santimlik bir nodüle iğne biyopsi yaptığımız zaman daha çok mu güvenelim? 4 santimetrenin üzerinde ya da 3 santimetre üzerindeki iğne biyopsi yaptığımız zaman buna güvenmeyelim mi? Bu soru çok kritik bir soru çünkü. O yüzden söylüyorum. Çünkü bu sefer de çap söz konusu olunca hiç iğne biyopsi yapmayıp sanki ameliyat yapalım gibi bir sonuca gidecekmişiz gibi görünüyor. O yüzden soruyorum bu soruyu. 4 santimin üzerindeki nodüllerde iğne biyopsisinin güvenilirliği az, yanlış negatif sonuçları yüksek. Özellikle kistik, solid komponenti olan nodüllerde mutlaka ultrason eşliğinde iğne biyopsisini yapmak lazım. Takiplerde yine ultrason eşliğinde tekrarlamak lazım. Takiplerde benin gelmesine rağmen nodül yine büyüyorsa yine cerrahın kararı önemli. Ve genellikle biz bunlarda cerrahi yaklaşımı öneriyoruz. Hatta 3 santimin üzerindeki solid nodüllerde de cerrahi yaklaşım önerenler var. O nedenle nodül boyutu önemli.
Kerem bunun için bir şey söyler misin? Yani boyut cerrahi edikasyon böyle değil. Öyle dediğin için sana soruyorum. Hani hiçbir guide'larda yazmıyor. Evet, hocalarım haklı. Özellikle cerrahi dergilerinde yayınlanmış olan şeylere bakarsanız, evet, benim dahi olsa 3 santim ve üzeri ya da 4 santim ve üzeri cerrahiye gidebilir diyen yayınlar da var. Evet, nodül boyutu arttıkça yanlış negatiflik oranını yüksek bildiren çalışmalar var. Ama siz en az 2 defa yeterli teknikle farklı noktalardan aldığınız biyopsi örneklerinde yanlış negatiflik oranınız çok çok düşük seviyelere geliyor. Zaten hastanın bir kere benin elde ettiniz, belki onu ilerleyen şeylerde konuşacağız. Bir kere benin elde ettikten sonra takipteki dönemde özellikle nodülünüz büyükse bir kere daha biyopsi yapmak, eğer bunda da benin elde etmişseniz gönül rahatlığıyla takip edebilirsiniz. Çünkü sensitivitesi ve spesifitesini yaklaşık olarak %100'e kadar çıkarabiliyorsunuz. Ne kadar aralıklı iki biyopsi? O aslında biraz size kalmış. 6 ay içerisinde ya da 1 yıl içerisinde takibi, hastanın size takibe geldiği bir dönemde bir biyopsi, rebiyopsi, bununla ilgili yani başlangıç biyopsisini benin elde ettikten sonraki dönemde tekrar biyopsi yapma konusu aslında biraz tartışmalı bir konu, ama biz klinik olarak hasta bize takibe geldiği dönemde 1 yıl içerisinde ikinci bir biyopsi, yani hiç tekrar biyopsi endikasyonu olmasa bile benin olan bir nodüle tekrar bir daha biyopsi yapıyoruz. Böylece en azından biz hani kendimizi de daha güvende hissetmiş oluyoruz. Hastayı da daha rahat takip edebiliyoruz. Bunu ne zamandan beri yapıyorsunuz? Yaklaşık. Bunu, yani bilmiyorum ben Maraş'ta 3 yıldır soracağım. Buradayım. 3 yıldır ben onu böyle yapıyorum. İlkinde negatif deyip tabii, sonradan yaptığınızda malign çıkan oldu mu? Tabii oluyor. Evet. Yani oranını, ikinci yaptığınızı. Şimdi hatırlayamıyorum ama hani yayınlarda farklı oranlar verilmiş. İlki benim gelip takip eden dönemde malign gelmiş olan vakalarımız var. Çok fazla değil ama var. En azından biz hani bunu görünce, hani bu tip vakaları da görünce mutlaka ikinci bir biyopsi yapıyoruz. Üçüncü biyopsi yaptığım çok çok nadir ama çok şüphelendim nodülden. Hani iki defa benim gelmiş, sonra bakıyorum hastanın nodülün özellikleri, işte kenarı düzensiz, mikrokalsifikasyonu var. Yine bir şey atlamış olmayayım deyip bir biyopsi daha yaptığım oluyor. Hani evet, belki hastayı çok şüpheniz var, cerrahiye de verebilirsiniz. O da bir alternatif olabilir ama hani ben üçüncü bir biyopsiyi yapmayı tercih ettiğim vakalarda oluyor duruma göre. İki defa yapmışsın, artık şüpheniyorsan ver şunu cerrahiye diyorlar da biliyorum ama dahiliyeciler olabildiğince tutmaya çalışıyor. Şimdi ben samimi düşüncemi söyleyeyim, ben ameliyat ederim. Yani şimdi hani buradaki cerrah arkadaşlar da söylüyorlar. Şimdi 4 santimetrelik bir nodül karşıma gelmiş ise, soliter nodülden bahsediyorum. Multinodüler, her tarafı nodül olan hasta farklıdır. Ama soliter 4 santimetrelik bir nodül gelmiş ise PNA'sı ne olursa olsun ben ona ameliyat ederim, lobektomi yaparım. Çünkü tek soliter nodül ve 4 santimetrelik bir lezyon, İğne biyopsinde bir takım handikaplarımız var diyoruz ve 4 santimetreden zaten nodül yavaş yavaş semptomatik olmaya başlayan bir nodül demektir. Dolayısıyla bir iğne biyopsi negatif, iki iğne biyopsi negatifi burada hani günlük pratik açısından diyorum. Hani akademik tartışma yapabiliriz, niye ameliyat ediyorsunuz diyebilirsiniz. Hı hı. Ama 4 santimetrelik bir nodül geldiğinde ben o hastaya lobektomi yaparım. Ben şöyle bir şey söyleyeyim buna hocam. Eğer mesela belki 30-50 yaş grubunda bir hasta karşınıza geliyor. Hani genç yaş grubunda bir hasta. Evet, operasyon böyle bir durumda seçenek olabilir ama 60-70 yaşında komorbiditeleri olan bir hasta, bası semptomu yok, hastanın bası semptomu olmadığını bildiğim bir hastayı, yani inanın çok fazla böyle vakalarda var. Hani böyle bir hastayı da ben açıkçası operasyona vermiyorum. O zaman şöyle mesaj, her zaman söylediğimiz gibi aslında hastalık yoktur, hasta var. Evet. Her türlü şartlarıyla değerlendirmek lazım. Ameliyat da bir seçenek olabilir, ameliyat yapmamak da bir seçenek olabilir. Bu aslında bir konseyin vereceği, ortak aklın geleceği bir sonuç olmalıdır. Peki ben Bülent'e sormak istiyorum. Şimdi TSH ile başladık. TSH'nın acaba tiroglobulin bakmak ya da otantikor bakmak bu tip nodüllerde yol gösterici olabilir mi? Yani maligniteyi ayırmak, şüpheyi ayırmak için böyle bir şey kullanılır mı? Evet, tiroglobulin ve otoantikorlar zaten malignite durumunda da yükselen parametreler. Ancak ilk başta daha malignite tanısı da yokken malignite tanısını koymak amacıyla kullanılması pek uygun değil. Akademik düzeyde tabii çalışma yapan arkadaşlarımız var. Yok, akademiyi unutalım. Var. Günlük pratik ama günlük pratiğimizde böyle bir şey yok. Özellikle otoantikorlar Hashimoto tiroiditini belki ayırt etmek açısından ya da Graves'i ayırt etmek açısından kullanılabilir deniyor. Hashimoto'nun da çok yaygın olduğu bir toplumda.
Ancak tabii ki diğer özellikleriyle beraber, nodülün diğer ultrasonografik özellikleriyle ve iğne biyopsisiyle birlikte karar vermek gerektiği için biraz daha zayıf kalıyor değerlendirmede otoantikorlar. Ama tiroid kanserinde de otoantikorların yükseldiği biliniyor. Tiroglobuline gelince, tiroglobulin insensitif ve non-spesifik tiroid nodüllerinde kanseri belirleme açısından o nedenle önerilmiyor. ATA guideline'da da böyle. Sadece takipte yeri var. Ameliyat sonrası, kanser cerrahisi sonrası nükslere ortaya koyma açısından yarar var. O nedenle rutinde ilk gelen hastada tiroid nodülünün malign mi değil mi ayrımını yapmada kullanmıyoruz. Ama buradan ayrı başka bir konuya geçeceğim. Kalsitonin farklı bir şey bildiğim kadarıyla. Çünkü bir takım görüş ayrılıkları da var. Avrupa, Amerika, Avrupa'nın içerisinde bile çeşitli ülkelerde rutin kullanıp kullanmamakla ilgili olarak marker açısından. Çünkü tiroglobulin evet takip açısından önemli ama tanı açısından kalsitonin farklı bir yerde. Ben çok kısaca kalsitonin kullanıyor musun Orhan abi? Yani bir nodül geldiği zaman rutin olarak istiyor musun? Nodüllerde istemiyorum ama ameliyat yapacağım. Yani indikasyon koyup ameliyat yapacağım hastalarda kalsitonin istiyorum. İstenmeli mi Kamil? Yani rutin biz yapmıyoruz. Evet. Pahalı bir tetkik ama hani genel kanıyı soracak olursanız hani eğer bir kuşkunuz varsa hani o tartışma götürmez zaten. Medüler tiroid kanseri ya da multiple endokrin neoplazi 2 gibi bir kuşkunuz varsa zaten öyle bir durumda herkesin ortak fikri kuşkunuz varsa mutlaka bakacaksınız. Ama onun dışında rutin bakılmalı mı? Yani pahalı bir tetkik açıkçası biz bakamıyoruz. Hani olsa belki bazı şartlarda bakacağız ama üniversitelerin durumu da ortada olduğu için maalesef pahalı olduğu için alınmıyor ve biz takipte hani tanı amacıyla kullanmıyoruz. Ama genel şeyi soracak olursanız evet. Genel kanıyı şu an ATA eskiden aslında eski guideline'ında hiç önermiyordu ama şimdi lehte ya da aleyhte bir şey söylemiyor. Ama ETA AC hastalara bakılması yönünde bir öngörüsü var. Eğer hastaya hocamın yaptığı gibi operasyon planlıyorsanız operasyon öncesi dönemde hatta mutlaka bakın diyor. Hı-hı. Çünkü mikromedüller tiroid siyahları ya da C hücre hiperplazisini erken saptayabiliyorsunuz ve tanıda medüller tiroid kanseri olan hastalarda sitolojiden daha üstün olduğu ve sağ kalım üzerine de olumlu etkileri olduğu için bakalım deniyor. Hani bakmayalım diyen grupta hani pahalı bir tetkik, medüller tiroid kanserinin tüm nodüller tüm nodüler guatr hastalarda görülme şansı işte binde 4 ila %1.4 arasında değişiyor. Hani bu kadar pahalı bir tetkiki herkese yapmayalım diyen de var. Yapmayalım da peki kimlere yapalım? Öyle bir görüş var. Eğer şüpheniz varsa, ultrasonografik olarak şüpheniz varsa, sitolojik sonucunuz şüpheli gelmişse ya da hastayı hocamın yaptığı gibi ameliyata vermeyi planlıyorsanız hani böyle bir durumda kalsitonin ya da hastanın nodül takibinde hiç olmazsa bir kere bakabiliyorsanız bakın diyen grupta var ama biz yani klinik olarak kendi adıma söylüyorum bakamıyoruz. Çünkü ama sonuçta kılavuzlar da kendi arasında zaten evet, bir görüş ayrılığına sahip. Hem fikir değil bu konuda hem fikir değil. Evet. Türkiye endemik guatr bölgesi ve ultrasonografi yaptığınızda zaten %50-60 nodül görüyorsunuz. Yani ama Amerika hani %4-7 rakamıyla oturduğu için söylüyorum Amerika'da cost efektif olduğu söyleniyor. Çünkü hani bir analiz yapılıyor ve bulunan hastalardaki fiyat karşılaştırmalarında da yakalamışlar. Ama bunu yani tartışmalı, her tarafta tartışmalı. Bizim ülkemizde zaten nodül çok sayıda, rutin kullanılması çok zor. Ve özellikle kalsitoninin cost efektif olması simülasyon testleriyle birleştirildiğinde görülmüş. Ama dediğim gibi biz kendi pratiğimizde de, çünkü bazen papillerde girdiğimiz medüller çıkan olgularımız oluyor. Ama biz onu kalsitonin baktırıyoruz. Gerçekten yüksek kalsiyonun düzeyi geldiği zaman yine biyopsisi desteklemiyordu medülleri. Biz ona göre planımızı yapıyoruz. Bize yardımcı oluyor. Peki bunları hepsini ameliyat öncesi, daha doğrusu ameliyat açısından, indikasyon açısından değerlendiriyoruz ama en kritik nokta yine dönüyoruz, ulaşıyoruz sitolojiye ya da daha doğrusu patolojik tanıya. Burada da şimdi yavaş yavaş dünyada bir kor biyopsi, özellikle de Asya kıtasında herhalde bildiğim kadarıyla Güney Koreliler daha çok bunun içerisinde girmeye başladı. Ben Artur'a sormak istiyorum. Böyle bir tecrübemiz var mı? Yani sizin kliniğinizde kor biyopsi, yani iğne biyopsi değil de kor biyopsi. Ya da şöyle sorayım. Var senin ama görüşün nedir bu konuda? Kor biyopsi mi yapılmalı? İnce iğne aspirasyon şöyle, biyopsi yeterli midir? Girişimsel bir radyoloğa sorarsanız tabii ki ne kadar girişimsel o kadar iyi gibi düşünecektir.
Ben gelişimsel radyoloji yapıyorum ama primer olarak diagnostik radyoloji yapıyorum ve mümkün oldukça en minimal yöntem neyse tanı için onu kullanmaya taraftarım. Dolayısıyla benim primer tercihim her zaman ince iğne aspirasyon biyopsisi yönünde oluyor. Kor biyopsi deneyimim var tiroidde. Ama bunlar belirli endikasyonlar ile, kitaplarda da belirli olan bazı standart teorik endikasyonlar vardır. Mesela nedir? Bu anaplastik karsinom, ince iğne aspirasyon biyopsisinde çok zor. Lenfoma, primer tiroid lenfoması. Zaten çok nadir bir hastalık ama onun tanısı için de gerekebiliyor. Bazen çok sert fibrotik olabilecek nodüller. Evet. Bunlar da birkaç hastada denedim. Bunun teknik olarak birkaç tane sıkıntısı var. Nedir? Kullanacağınız iğne daha kalın. Standart çoğu zaman biyopsi iğneleri 18 gauçtur. Daha ince iğneler vardır. 20 gauç, 21 gauçluk turkat biyopsi iğneleri vardır ama bunlardan kolay bulamazsınız. Yani en azından bizim hastanede çok rahat bulunmuyor. İhaleye çıktığınız zaman da çok fazla tercihiniz olmuyor. İkinci soru, buldunuz diyelim iğneyi, atımı kaç santim? Çoğu standart 22 mm atar. 2 santim ileri gider tam otomatik biyopsi iğneleri. Tiroidin ön arka çapı 2 santimdir zaten. Bunun içerisinde 4-5 mm'lik bir nodül varsa siz nodülü ve tiroidi delip geçebilirsiniz. Tiroidin etrafında epey bir vital organ var. Evet. Ezofagus, karotis, vagus birçok şeye hasar verebilirsiniz. Dolayısıyla kısa atımlı 1 santim, 1,5 santim atımlı iğne bulmanız gerek. 1,5 santim artı ince olduğu zaman daldığınız parça küçük oluyor. Bu iğne patolojik açısından sorun olabilir. Ha diyelim ideal iğneyi buldunuz. Hangi durumlarda bunu rutin kullanmak isteyebilirsiniz? Şu an için öyle bir ideal rutin kullanımım benim yok. Yani bu bahsettiğim hastalıklar dışında yok ama planladığımız çalışmalar var. Çünkü bazı çalışmalar dışarıda yapılmış, iyi sonuç vermiş. Nedir bu durumlar? İABD'de sorun yaşadığımız durumlar aslında bunlar. Ne olabilir? Mesela önemi belirsiz atipi gelmiş. Bu zaten genel bir sorun. Hani bu hastaya ne yapılacak? Ya da fluslardan birisi gelmiş. Şimdi bu gibi durumlarda çalışmalar gösteriyor ki özellikle önemi bilimsiz atip, önemi belirsiz atipi de kor biyopsi doğru tanı koydurabiliyor. Yani beni ya da malin dedirtebiliyor. Foliküler lezyonlar için o kadar kesin değil, daha o kadar başarılı olmadığını belirtiyor. Bunlar için kullanılabilir. Başka bir kullanılabileceği alan ki bu da bence önemli. Sonografik olarak şüpheli bulguları olan bir nodülle karşı karşıyasınız. Biyopsi yaptınız, benim geldi. Bu benim açımdan çok endişe verici bir şey. Çünkü ben neredeyse bu kesim malin çıkacak malin diye diyorsun. Giriyorum. Patoloğa da zaten tanıyabiliyorum, bakmanıza gerek yok diye şaka ederek konuşuyorum. Ama sonra beynin geldiği zaman o bir sürpriz oluyor. Bunun için tekrar iabe yapılabilir veya alternatif olarak turukat yapın diyorlar. Ve burada gerçekten yüksek sonuçlar alınmış. Yani bu tip biyopsi yapılan hastaların ultrason bulguları gerçekten şüphelisi. %50-60'a yakınında turukatta malin gelebilme olasılığı var. Bu da bir kullanım şey. Ama dediğim gibi uygun şartların olması, uygun malzemenin bulunması gerek. Bir de tabii ki komplikasyondan genel olarak korkuluyor. Çünkü tiroid kanlı bir organ, kanayabilir. Gerçi iabede de kanayabilir. Yani kanamayacak diye bir garantisi yok. İyi bir kompresyonla durmayan kanama da pek görmedim şimdiye kadar. Dolayısıyla yapılabilir ve planlıyoruz. Özellikle bu gruptaki sonucu belirsiz olan hastalar için yapacağız. Gelecek sene yapacağımız panelde o zaman sonuçlarını dinleriz. İnşallah eğer belli olursa o zaman çabuk. Peki patolog için, yani benim eşim de patolog, biliyorum ne kadar bol doku o kadar iyi. Sizce de kor biyopsi mi, ince iğne aspirasyon biyopsi mi? Çünkü Pınar hocamız hani ince iğne aspirasyon sitoloji konusunda bence Türkiye'nin en iyilerinden. Kendisi acaba ince iğne aspirasyon biyopsi mi der yoksa kor biyopsi daha mı iyi der? Siz kendi açınızdan ne dersiniz buna? Çok teşekkür ederim her şeyden önce bu girişiniz için. Şimdi tabii ki hep olumsuzluklarını hatırlıyoruz ve böyle de yapmalıyız ki bu eksikliklerini daha iyi bir noktaya çekebilelim ince iğnenin. Ama mutlak kabul etmemiz gereken ki herhalde tüm salon hemfikir ki ince iğne tiroid nodüllerinde son derece etkin bir yöntem. Ve hakikaten en az invaziv bir histolojik tanı aracı. Çok da ciddi bir deneyim biriktirmiş durumdayız. Dolayısıyla benim cevabım ince iğne. Ama kor biyopsi olmaz mı? Olabilir. Ki Arthur bunu çok güzel aslında özetledi. Her ikisi de bence çok teknik bağımlı. Her ikisinin de etkin olabilmesi için siz bu tekniği doğru uyguluyor olmalısınız her şeyden önce. Yani patolojide mikroskobun altına gelme aşamasından çok önce. Benim de literatürde görebildiğim kadarıyla çok kısıtlı bir bölgede bu konuda deneyim birikmiş. Olabilir, bu bir kurumsal tercih olabilir ve dolayısıyla deneyim o tarafa daha çok ağırlık vermiş olabilir ve dolayısıyla iyi sonuçlar alınıyor olabilir. Ama hiç şüphesiz Trukat'ın yararlarını
biz de görebiliriz zaman içinde. Bu çalışmayı ben de çok arzuyla bekliyorum hakikaten. Zaten sonuçlarını. Ekip olarak yapacaksınız. Evet, ekip olarak yapacağız. Yine daha önce belirtildiği gibi bu indetermine olgular. Burada işe yarayabilir mi? Birkaç literatür de var elimde, merak ederseniz verebilirim. Hakikaten yine bu Kore'de ilk histoloji tanısı arada kalmış gruba. İnce iğneyle devam edelim ya da core biyopsiyle devam edelim dediğinizde yine söylediğim çerçevede bu grupta core biyopsi daha iyi sonuçlar vermiş. En azından vakaların daha iyi bir triyajı sağlanabilmiş. Bu birinci amaç olabilir, yani birinci alan burası olabilir. İkincisi, benign olup klinikte ultrasonda çok, sitolojik tanısı benign olup kliniği ve ultrasonu hakikaten çok kuşkulu bir vaka bu yöne kayabilir. Son derece doğru bir nokta olabilir. Bir diğeri non-diagnostikler. İnce iğneniz tanısal değil, tekrar mı ince iğne yapalım? Core biyopsi mi yapalım? Yine Kore'de bu denenmiş. Sanki core biyopsi daha etkinmiş gibi görünüyor. Bu alanlarda denenebilir. Ama bugün için bence asla rutin için girmememiz gereken bir alan. Çünkü şu da bir gerçek ki sadece tiroid dediği bütün organlarda TrueCut her zaman mükemmel doku alan bir iğne değildir. Biz patolog olarak bunu çok iyi görüyoruz. Sitoloji, iyi bir sitolojik materyal doğru prepare edildiğinde o hücreler hakkında en fazla bilgiyi veren araçtır. İndetermine grup için son olarak şunu söyleyeyim. Bu ara grupta malignite kuşkunuzu verifiye etmede ya da önemi belirsiz atipileri araştırmada yararı olabilir. Kore'de dahi foliküler lezyonlara hemen hemen hiç katkısı olmamış. Bu da çok anlaşılabilir bir şey. Kapsülünü görmeniz lazım. Nasıl ince iğneyle göremiyorsunuz, onun biraz kalınıyla da göremiyorsunuz. Dolayısıyla orada sorun devam ediyor. Ben sizinle devam etmek istiyorum. Yok, sizde kalsın. Sitolojik şimdi sınıflama, daha doğrusu bir standartizasyon sağlamak için, çünkü öncelerde çok problem yaşıyorduk. Bu İskandinavların başlattığı, benim yanlış bilmiyorsam, sitoloji özellikle tiroidde, memede ve diğer organlarda. Ama son yıllarda bir standartizasyon söz konusu. Raporlama standartizasyonu, hatta BEDES'te yanlış bilmiyorsam değil mi, sınıflandırması var. Evet. Şimdi bu çoğumuz tarafından hani öğrenilmeye çalışılan ama bize kabaca sınıflamayı anlatabilir misiniz? Yani tabii. Ne nedir? Yani sınıf 1, 0, 1, 2, 3, 4 neyse aynı TIRATS ya da BIRATS gibi bir sınıflama bildiğim kadarıyla var. Kabaca bize bunu sınıflayabilir misiniz? Çünkü bunun üzerinden ben cerrahi indikasyonlara geçeceğim. Tabii ki. Evet, tiroidi farklı üsluplarla uzun yıllar rapor ettik ve 2000'li yılların sonunda Bethesda bütün dünyada yaygın kabul gören bir yeni sınıflama olarak hayatımıza girdi. Çok da iyi oldu. Önce hemen şunu söylemek isterim. Bu Bethesda'nın bize öngördüğü ve uygulamaya çalıştığımız kategorileri bizzat adıyla kullanmak gerekir. Yani bunlara bence numara vermemek lazım. Bu numaralardan belki radyolojide veya bazı hani sitolojik ve histolojik testlerde de yarar sağlanıyor ama bence açıkça adını yazmakta her zaman yarar var. Şöyle ki, şimdi biliyoruz ki tiroid ince iğnesi iki noktada tanısal. Ve zaten amaç da bu iki kesin tanıyı doğru ve tartışmasız verebilmek. Bir tanesi benign nodül, burada çok güvenilir olmalıyız. Yüzde kaç yaklaşık olarak gelir? Tabii bu da seriden seriye değişebilir ama benign nodül, neyi sordunuz? Şunun için olarak, soracağım. Malignite riskini yani mi yoksa oranı mı? Hayır, iki tane tanıyı verdirmeye çalışırız, evet. Akla karayı. Evet, yüzde... Benim merak ettiğim gri yüzde kaç oluyor kafamızı karıştıran? Yüzde 20-30 diyelim. 20-30. Yani 20-30 diyelim, biraz da geniş tutarak maaşı. %70-80'de iğne biyopsi bir defada bize bu sonucu verebiliyor. Verebilir. Tamam. Ve biz sitolog olarak ya da patolog olarak benign tanımızda çok doğru olma sorumluluğunu taşımalıyız. Çünkü o hastalarımızı... Tabii. İzleme gönderiyoruz. Onun için orada hiç... Biz de izliyoruz. Sadece onlara bakmayın. Sizler de izliyorsunuz. Onun için orada en ufak bir şüpheye yer yok. Yani orada çok obsesif olmak zorundayız. Beninse gerçekten benin olmalı. Öte tarafta da tabii ki malin dediğimiz bir olguda. Bu madem ki en son sözü söylüyor. Evet. Orada da çok doğru olmamız lazım. Ama nihayetinde morfolojik değerlendirmeyi hiç anlatmayacağım ama iyi kötü bir spektrum oturanda bir morfoloji görüyoruz. Aha. Çok iyi biliyoruz ki biraz önce de söylediğim gibi foliküler lezyonlar zaten bu anlamda benign malign diye ayrılamaz. Bu tamam. Evet. Çok iyi algıladığımız bir şey. Ama bir başka malignite kuşkusu daha var. Bunu uzun yıllardır aslında tariflerle biz aktarmaya çalışıyorduk. O da nedir? Papiller karsinom düşünüyorum ama yani tam kriterleri karşılamıyor. Ya değilse hani böyle biraz da şüpheliyim, biraz da kötü bir preparat. Çok da iyi seçemedim çekirdekleri.
papiller karsinom kuşkusu. Ya da biraz önce kalsitoni konuşuldu. Orada evet. Çok yeri var tabii ki. Medüler karsinom açısından oldukça kuşkuluyum ama tanısal kriterlerin hepsini görmüyorum. Yani adını koyarak malignite kuşkusu, foliküler karsinom kuşkusu değil. Hı-hı. Papiller kuşkusu, medüller kuşkusu, 3-5 hücrem var ama çok çirkinler, anaplastik karsinom vesaire. Hı-hı. Adını koyarak kuşkular. İşte bu kuşkuyla foliküler neopleziyi, bu foliküler lezyonları birbirinden ayırmak lazım. Çünkü bunlara bundan sonra yapabileceğimiz şeyler de belki farklı olabilir. Evet. Bethesda'nın birinci getirdiği budur. Yani eğer bunları birbirinin içinde eritiyorsanız aman yapmayın. Çünkü bunu birbirinin içinde eriten gruplar vardı. Sonuçta folikülleri bir kenara atıyoruz. Diğerlerinin şüphesini evet. Ayrı bir yer alıyoruz. Çünkü aynen. Bunlar zaten bir ameliyat indikasyonu gibi görüyoruz yanlış bilmiyor isem. Ama foliküler dediğimiz zaman evet. Bu bambaşka bir evet. Şey. Bir de ayrıca bizim artık foliküler bir lezyonla karşı karşıyaysak patolog olarak pek de fazla yapabileceğimiz o noktadan sonra bir şey yok. Bu budur. Artık kapsülünü görmem lazım. Evet. Oysa ki diğerlerini örneğin medüller kuşkusu hemen bir kalsitoni bakarız sorun çözülür. Lenfoma kuşkusu belki Turkat'a gidebilir belki bir akım stomatisi yani farklı yaklaşımları getirdiği için bunların hepsini birbirinin içine kuşkulu stoloji raporu yanlış bir rapor. Ben kendi adıma bunu hep kullanmaktan kaçındım. Pek çok arkadaşımın da kaçındığını biliyorum. Bethesda bunu netleştirdi. Bir diğeri burada cidden malignite düşünüyorsunuz ama bir basamak geridesiniz. Ya da foliküler neoplazide çaresizsiniz. Ama bu iki ana gruba da oturmayan fakat %100 benin diyemediğiniz, gönül rahatlığıyla eve gönderemediğiniz ama benin çıkmasını beklediğiniz fakat yine muhtelif nedenlerle kuşku duyduğunuz böyle bir ufak bir iç kıpırtısı duyduğunuz olgular var. Onları da netleştirdi. Onlara da önemi belirsiz atip ediyoruz. Bu iyi oldu. Çünkü yine burayı biz tariflerle aktarmaya çalışıyorduk. Ben eminim ki her okuyan da bizim sözcüklerimizi başka yorumluyordu. Dolayısıyla bu iki kategoriyi yani bu indetermine grubu üçe ayırmış olması Bethesda'nın hayatımıza getirdiği katkı. Ben o zaman şöyle bir kafamda şöyle canlandı. Beyaz var, siyah var. Beyaza yakın bir hafif grilik var, siyaha yakın koyuluk aynen. Var, bir de ortada tam bir gri evet, var. Evet, tam borderline. Evet, yani evet. Bu beş grup. Bir de bunun içerisinde yetersiz var tabii, değil mi? Bir de onu mutlaka söylemek tabii, lazım. Mutlaka. Çünkü yetersiz diğerlerinden farklı. Tabii, belki ele alınması gereken şey de farklı. Yetersiz ne demek? Yetersiz şu demek, tabii o ilk basamak. Yani önümüze gelen materyal önce herhangi bir kategoriye yerleştirmek için uygun mudur? Buna ilk kararımız. Yetersizlik her zaman sayısal bir parametre gibi algılanıyor. Kesinlikle değildir. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Yetersizlik evet sayısal hücre azlığı nedeniyle ortaya çıkabilir. Yani epiteli değerlendiremediğiniz durumlar buna bir kist içeriği de dahil. Ama bundan daha önemlisi kalite yoksunluğu nedeniyle de ortaya çıkabilir. Yeterince hücreniz vardır fakat bu hücreleri sağlıklı değerlendirebilecek düzeyde korumamışsınızdır. Bu da bir yetersizlik nedenidir. Bu bir patoloğun eksikliğinden ziyade materyalin yetersizliği olarak herhalde patoloji yetersizliği değil de materyal yetersizliği gibi görmek lazım. Evet. Çünkü çoğu zaman başkaları baktığı zaman yetersiz ne yetersiz? Patoloji mi yetersiz? Hayır değil bu bir materyal. Peki bunu azaltmak tabii. İçin bir takım yöntemler var mı? Yani şöyle söyleyeyim. Çünkü yetersiz materyal fazlalaştıkça hastaya olan yük tekrar artıyor çünkü ikinci bir biyopsi ya da bir tabii. Ameliyat, gereksiz bir ameliyata tabii. Gidebiliyorsunuz. Bunu azaltmak için öneriniz nedir? Yani cerrahlara ya da endokrinologlara, pratikte uygulayan evet. Kişilere öneriniz ne olur bu oranı azaltmak için? Herhalde hani çok standart bir cevap olacak. Her zaman pratikte mümkün olmayabilir ama bunun bir tane cevabı var, ekip olmak. Evet. Ama ekip her zaman birebir yan yana duran ekipler olamayabiliriz. O zaman ne yapmak lazım? Bu yetersizlik şurada başlıyor. Yani o nodülün, iğnemizin ucu nodülün içinde olabilir. Bazen radyologlarla böyle birbirimize takılırız. Ama tam içindeydim, niye hücre gelmiyor? O iğne orada olsa bile bazen oradan hücreler o iğnenin lümenine girmeyebilir. Dolayısıyla önce tekniğin püf noktalarını iyi bilmek uygulayıcılar tarafından. Bu basamak aşıldıktan sonra yani ince iğne basit bir işlem gibi görünmekle beraber kendine has kuralları olan bir şey. Bu kuralları doğru uygulamak lazım. Daha sonra alınan örneğin tabii hasta başında bakılması bir fayda. Hı hı. Ama olmazsa olmaz değil. Çünkü hasta başında bakmak hücresellik adına
tabii bir bilgi veriyor. Bu güzel bir şey. Anında tekrar getiriyor. Çok iyi bir şey. Ama ülkemizdeki tiroid nodülü sayısını düşünürseniz ve evet patoloji laboratuvarlarının iş yükünü ve ayrı sitoloji departmanları bulunmadığını, sitoteknisyen kadrolarının var olmadığını düşünürseniz gerçekten çok mümkün değil her nodülün başında olmak. O zaman belki birden çok giriş ince bir iğneyle düşünülebilir. 2-3 sefer aynı nodüle sayısallık adına. Ama asıl ikinci basamak olan kaliteyi yükseltmek için işte orada yine ekip olmak. İşin başında bir ekip olup birbirimizi bu konuda öğretmek, eğitmek lazım. Yani yanınıza gelemiyorsam bile ben, örneğin siz aspirasyon, Arthur aspirasyon yaparken ama o radyoloji ekibi ya da endokrinoloji ekibi o preparatın nasıl hazırlanması gerektiğini çok kolaylıkla öğrenebilir. Biz patologlar da bu konuda bilgilerimizi esirgememeli, gerçekten ekiplerimize bu desteği sağlamalıyız. Bu önemli. İkincisi ne yapabiliriz? Başka metodolojilere kayabiliriz. Çok pahalı metodolojiler bunlar. Sıvı bazlı mesela aklınıza gelebilir. Biz onu da bugünlerde denemekteyiz. Nasıl bir faydası olduğunu kendi deneyimlerimizden belki bir sonraki toplantıda yine aktarabiliriz. Bu daha çok hücresellikten çok yine kaliteyi yükseltmeye evet. dönük bir çabadır. Bir de herhalde onu Kamil de söyledi, ultrason eşliğinde yapmak. %100 onu yani söylemedim, affedersiniz. Tabii palpasyonla almak, evet doğru bir şey değil. Ultrason eşliğinde yapmak belki çok daha etkin olacaktır. %100, çünkü diğer türlü el kılavuzluğunla yaptıklarımızda bir parça daha fazla yetersiz geldiğini biliyoruz. Tabii %100, o hiç şüphesiz. Ben o zaman biraz bu şeyden ameliyata doğru kayayım. Şimdi dedik ki gri, açık griler var, koyu griler var, bir de ortada gerçek griler var. Ben demin hafif atladım, dedim ki bunlar ameliyat olur diye ama ortadakine de aslında ameliyat yapmak tanı amaçlı. Yani o ameliyat aslında tedavisel bir ameliyat değil ama bir herhalde tanısal büyük biyopsi diyelim. Abut abiye soracağım ben, bu spektrum içerisinde hangileri ameliyat olur? Yetersizler de dahil olmak üzere. Bu 6 tane grubun içerisinde hangileri, hadi tamam kanser zaten ameliyat olacak ama diğerleri konusunda nasıl biri bize şey verebilirsin? Şimdi şöyle baktığımızda... 6 sınıf dedik, yetersiz materyale bir şey söylemiyorum. Benin dediğimizde bile literatürde 0-3 diyor mesela, malleteriz ki. Onu da geçelim. Tamam. Geçelim derken ameliyat etmeyelim yani. Etmeyelim. Tamam. Davranışı belirsiz foliküler lezyondan bahsettik. Orada da %5-15 malleteriz ki. Mesela ben orada çok huzurlu olmam ameliyat etmemek. Ama burada tavsiye edilen herhalde ama tekrarlayan iabelerle yapılabilir. Tekrarlayan iabelerle belki izlenebilir ama ondan sonrası foliküler lezyon ya da şüphesi %20-30 malite. Ben bunu ameliyat ederim. Malinite şüphesi %60-70 ameliyat ederim. Malin ameliyat ederim. Yani ameliyattan kaçabilecek olan, benin olan ve davranışı bilinmeyen de tekrarlayan iabelerle hep benin gelmesi halinde ameliyat yapılmayabilir diyebilirim. Yani tanıyı kesin benin hale getirmeden diğer türlü tekrarlayan biyopsilerde bu devam ediyorsa bir ameliyat indikasyonu olarak görebiliriz. Evet. Ben o zaman Artur'a soracağım. Şimdi teknik olarak aslında dün de konuşuyorduk. Tekrarlayan biyopsinin ne kadar sık, ne kadar erken yapılabileceği ya da ne kadar geç yapılabileceği. Çünkü biz arada da konuştuk. Bu çünkü merak edilen şeylerden bir tanesi. Böyle bir durumda sadece bunun için değil, genel anlamda bir tekrar biyopsi yapmak istiyorsak, yani yaptık, dün yaptık. Mesela bugün yapabilir miyiz? Yani ne kadar geç değil, ne kadar erken yapabiliriz'i soruyorum. Evet, şimdi bu tabii sürekli değişen bilgilerdir. Niçin sürekli değişen? Yeni bir tip birisi gider bir çalışma yapar, yaptık bir de fark etmiyormuş şeklinde olur. Dolayısıyla bu vereceğim bilgi değişebilecek bir bilgidir ama genellikle 1,5 ila 3 ay arasında biz ara koymayı tercih ediyoruz. Niye istiyoruz? Aradan geçen sürede nodül kendisini tamir etsin. Çünkü nodülü kanatıyoruz her halükarda. Yani iğne sokuyorsunuz, aspire ediyorsunuz, basınç var, ileri geri gidiyorsunuz o sırada. O nodülün içinde dağılma oluyor. Bunun kan ve granülasyon dokusunu 5 gün sonra yaparsanız tekrar bunları çekebilirsiniz. Nodüle biraz fırsat verelim, kendisini tamir etsin. Ondan sonra tekrar biyopsi yapalım. Ha, kesin kontraindikasyon mudur? Sosyal sebepler olabilir. Hasta memleketine gidecek, gelmeyecek bir yıl. Arada eğer maliyeti olasılığınız çok yüksekse, ciddi şekilde şüpheniz varsa beklemeyebilirsiniz. Sonuç itibariyle nodülün her bir milimetre karesine hasar vermiyorsunuz. Nodülün kısmından alıyorsunuz ama bir kısmı daha sağlam durabilir. Ultrasonu bunu aşağı yukarı anlama şansınız da olabilir. Daha az, daha sağlam gözüken bir yerine girip oradan alabilirsiniz. Kesin değil ama dediğim gibi en azı 1,5 ya da 3 ay kadar ara vermek nodülün kendisini tamir etmesi için yeterli. Hatta burada başka bir örnek olarak, erken yapılabilir istenirse örnek olarak birkaç kere tekrarladığımız zaman hasta orada yatıyor.
neyle girdik? Çıktık. Evet, kanadı. Evet. İkinci tekrar yapıyoruz. Şimdi akut kanayan bir yere aslında yapıyoruz ama sonuç gelebiliyor. Hı hı. Sonuç itibariyle kesin bir kontraindikasyon değil ama beklemek eğer uygunsa, hı hı, ciddi bir kontraindikasyon yoksa beklemenin faydalı olur diye düşünüyorum. Yani sonuçta ertesi gün bile yapabiliriz ama optimum olan en az 1,5 ay, 6 hafta kadar beklemek. Hatta mümkünse 3 aya kadar da beklenebilir. Evet. Eğer içiniz rahatsa o nodülle ilgili olarak en azından. Ben yine şu önemi belirlenemeyen atipi. Çünkü en çok kafa karıştıran şey şu. Son 1-2 yıldan beri de daha çok gündeme geliyor. Patoloji raporlarında da daha çok önümüze çıkıyor. Ben bununla ilgili sizin tavsiyeniz nedir? Böyle bir tanıyı aldığı zaman bir hastanın nodül alıyor bu tanıyı. Ne önerirsiniz? Ameliyat olmalı mı sizce yoksa tekrarlayan biyopsi ve işte bu biyopside atıyorum 3 ay sonra mı olmalı, 1,5 ay sonra mı? Önemli olan bence ilk önce ne yapalım onu söyleyeyim. Ameliyat mı olmalı yoksa tekrarlayan biyopsi bunun için uygun bir yaklaşım mıdır? Şimdi tekrarlayan ince iğne aspirasyonu bence uygun yaklaşımdır. Bunu şöyle söyleyebilirim. Çünkü demin demiştiniz zaten ben bunu benin düşünüyorum, evet, benim ama düşünüyorum. İçim çok rahat değil çünkü diyorsunuz. Büyük oranda benin çıkmasını beklediğim çok minik rahatsızlıklar nedeniyle bu gruba yerleştirdiğim olgular, evet, teorik olarak burada yer almalı. Ve öneri de bu. Bethesda ile gelen öneri ve literatürde de bu tekrar biyopsilerin son derecede işe yaradığı görülüyor. Ben bu arada şöyle bir sadece kendi olgularımı çıkarttım. Hı-hı. 77 vaka. Yani ilk başladığımız günlerde 2011'in yarısına kadar 34'ünün izlemini buldum. Bunların 23 tanesi tekrar ince iğne yapılmış, hı-hı, ve %70'i beni tanı almış ikincisinde. Hı-hı. Çok küçük sayılar. O yüzden yüzdelere vurmak istemiyorum. Ama bir kısmı ise direkt cerrahiye gitmiş. Direkt, aha, cerrahiye de tabii gidebilir. Nasıl? Diğer klinik ve radyolojik tabii. parametrelerle yani birlikte. Vardı. Hiçbir, evet, şüpheniz yoksa benign olmasını radyolojik olarak da klinik olarak da daha çok öngördüğünüz bir nodülde sadece patolog daha güvenli olabilmek adına bir aspirasyon daha sizden istiyorsa bence onu verin. Hı-hı. Hı-hı. Yani yeniden ince iğne verin. Ama başka klinik şüpheler, radyolojik şüpheler, tabii orada Turkat'ın bile yeri, tabii, olabileceğini aslında biraz önce, tabii, konuştuğumuza, tabii, göre o zaman direkt cerrahi düşünülebilir. Tekrarlayan ağustların mutlaka cerrahiye gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Öneri de bu yönde. Orhan abi, mutlaka cerrahiye gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Sen böyle bir tanı senin önüne geliyordur patolojiden. Evet, evet. Ne yapıyorsun? Bir defa bir şans veriyoruz. Yani. Ne kadar süre sonra? 3 ay sonra. 3 ay, ay sonra tekrarlayan... İşte hani yaşamda çok pratik değil ama bir takım moleküler testler de girdi devreye. Yani bir af gibi, mikro diziler gibi onlar kullanılabilir. Ben bir de yetersiz materyal için bir şey söylemek istiyorum. Bizim klasik bilgimizdi Bethesda yokken de. Hı hı. Aslında Bethesda çıkınca benim biraz kafam karıştı aslında. Çünkü eskisi daha sade geliyordu bana ama ben sitologumdan şunu istiyordum. Lütfen tarifi altına yazın. Yani bana işte foliküler lezyon diye göndermeyin. Tarifi yapın, ben oradan kendi yorumumu yapıp ona göre ameliyat kararı vereyim. Çünkü zaten atipisi belirsiz foliküler lezyonu biz yıllardır zaten kendi tanımlarımızda vardı. Ama burada kategori aldı. Yetersiz materyallerin dokunun kendi özelliğinden kaynaklandığı zaten yıllardır söylenir. Ve 3 kez yetersiz materyallerde %17'ler civarında malignite olduğu söylenir ve 3 kez yetersiz materyal gelmişse önünüze ameliyat endikasyondur zaten. Özellikle bu atipisi belirsiz foliküler lezyonların konuşularak ameliyat edilmesi lazım. Radyologla konuşulması lazım, patologla konuşulması lazım. Bizim klinik değerlendirme bir defa tek nodül müdür, multinodüler midir, ailesinde var mıdır? Yani bütün hani genel değerlendirme terazinin bu tarafında kalıyorsa zaten bazen ikinci değerlendirmeyi beklemeden ameliyat alabiliyoruz. Radyolog arkadaşımız diyor ki ya bu çok vasküler bir nodül. İşte ben diyor hani şüpheleniyorum hani malignite riski olabilir. O zaman benim kafamda o atlıyor. Bir kategori üste geçmiş oluyor ve bir kategori üstteki endikasyonum neyse onu yapıyorum. Ve genelde de biz artık alıştık gerçekten de bu standartta götürüyoruz. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yok, tamamen katılıyorum. Peki. Yani mutlaka klinik çerçevede değerlendirmek gerekiyor tek bir avuç tanısını. Menin geldi. Sizin de içiniz rahat. Ben Bülent'e sormak istiyorum. Ne yaparsın? Ben deminki konuyla ilgili de kısa bir şey söyleyip ondan sonra bu sorunuza cevap vermek istiyorum. Dediniz ki %20-25'ler gri zon ama biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum. Neredeyse %50'lerde bir gri zon var. Artı radyolog diyor ki şüpheli malign bulgular, patolog diyor ki şüpheli malign bulgular.
Keşke ben cerrah olarak da diyebilsem ki çıkarılabilirliği şüpheli, total tiroidektomi yapılabilirliği şüpheli ya da santral diseksiyon yapılabilirliği şüpheli. Ben öyle bir şey diyemiyorum. Benim gireyim yok. Ben mutlaka bir karar almak zorundayım. O yüzden en son top bizde kalıyor. Öncelikle bunu söylemek isterim. Benign gelen lezyonlar da öyle. Özellikle şimdi benign geldiyse lezyon bir defa iğne biyopsisi, öncelikle radyolog. Radyolog ultrasonunu kim yaptı? Radyoloğu mu güvenilir mi? Kistik özellikleri var mı? Kistik solid komponenti var mı? Artı iğne biyopsisini kim yaptı? Ultrason eşliğinde mi yaptı? Hangi komponentten alındı iğne biyopsisi? Hangi sonuç benign geldi? Kistik bölgeden alınan mı yoksa solid komponentten mi alınan? Tekrarlanan bir biyopsi mi? Sitoloğum kim? Sitoloğum güvenilir mi? Bütün bunlara göre benim karar vermem lazım. Her zaman bir üniversite hastanesinde deneyimli patologlar, deneyimli sitologlar, deneyimli radyologlar, deneyimli cerrahlar olmayabilir. O nedenle bunlara göre karar vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Benim bir nodülde özellikle demin de bahsettiğim gibi eğer 4 santimden büyükse yanlış negatiflik sonuçları yüksek olmasından dolayı ve bunun zaten yakında bası semptomlarına da yol açacağı için bu hastayı ben ameliyat etmeyi öneririm. Özellikle de yaşı ilerleme durumunda olan, yani ileri orta yaş durumunda olan bir hastaysa, bu nodül zaten büyüme eğilimindeyse, ileride cerrahimi, anestezi risklerimi daha da arttıracaktır. Özellikle mediastinal yerleşimli bir nodülse, nüks bir nodülse, yine ben bunu benign de olsa büyüme eğiliminde, hasta yaşlanma eğiliminde, nodül mediastine doğru ilerleme eğiliminde olduğu için yine benign de olsa ameliyat etmeyi uygun bulurum. Yine kozmezis ve bası semptomları önemli. Dışarıdan ele gelen kitle ya da hastayı rahatsız ediyorsa bu görüntü yine ameliyat etmekte yarar var. Hastanın tabii nefes darlığı gibi obstrüktif semptomları olduğu zaman mutlaka ameliyat etmek lazım. Obstrüktif semptomları olmasa bile tomografi görüntüsü olarak trakeyi %50'ye yakın daraltan bir nodül varsa yine ameliyat etmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Tabii takipte önemli. Takibi ben sana da soracağım. Evet. Hamileyi de soracağım ama istersen sen bir parça asıl endokrinolog olarak çünkü farklı protokollere de sahip olabiliriz. Evet. Sen istersen bir kısaca bahset nasıl takip edersin benign nodülde? 6-18 ay arayla takip edilmesi öneriliyor. Bu takip içerisinde de tekrarlayan iğne biyopsileriyle takip edilmesi öneriyor. Özellikle %50'den fazla hacminde büyüme olursa ya da iki boyutunda %20'den fazla büyüme olursa, 2 milimetreden fazla büyüme olursa diyenler de var. Tekrar iğne biyopsisini yapmak lazım ama iğne biyopsisi tekrar benign geliyorsa ondan sonrası artık cerrahın klinik kanaatine dayalıyor. Hastanın anamnezine, ailede kanser öyküsü olup olmamasına, nodülünün büyüklüğüne, hastanın endişelerine ve onun dışında hastanın seyrine göre karar vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Burada ben bir araya girmek istiyorum. Ben rol çalacağım burada, çok özür dileyerek hepinize hiç yapmadığım bir şey. Ama bir şeye çok dikkat etmek lazım. Farklı yerlerde yapılmış ultrasonografileri birbiriyle karşılaştırmamak gerekiyor. Çünkü başıma çok geldi. 18 milimetrelik nodülü takip ediyorum. Bir sonraki boyut 25 milimetre geliyor. Sonra tekrar ölçtürüyorum. Tekrar 18 milimetre geliyor. Yani burada mutlaka not edilmesi gereken şey tek bir ultrasona dayanmamak lazım. Mümkünse böyle bir şüpheniz varsa güvendiğiniz bir yerde o ultrasonun nodülün boyutunu tekrar ölçtürmekte fayda var. Çünkü dediğim gibi bir biyopsi indikasyonun tekrar ortaya çıkıyor. Gereksiz belki de bir biyopsi indikasyonu. İki, bir içinde içgüdüsel olarak bu acaba kanser mi? Kadın da zaten ya da erkek de bundan korku duyuyor. O yüzden bu benim başıma çok gelmiş bir şeydir. O yüzden Arthur söyleyeceğim bir şey varsa buradan senden alayım. Sonra da Kamile'ye soracağım siz nasıl takip ediyorsunuz diye. Oraya hemen boyut takibiyle ilgili ek bir not söyleyeyim. Ben de dışarıdan gelen raporların çoğunda görüyorum. Bir kere iki boyut almak yeterli değildir tiroidin. Üç boyutlu bir organdan bahsediyoruz. Nodülünde üç tane boyutu var. İki boyut alındığı zaman, alındı diyelim, mutlaka görüntüye bakarım. Arkadaş nereden almış? Çünkü genel yaklaşım aksiyal kesitten almaktır. Yani evet. Ön arka çap ve medyolateral ama çoğunlukla en uzun çap kranyokaudal çaptadır. Şimdi alan arkadaş kranyokaudal çapa göre mi iki boyutu almış? Yoksa aksiyal çapa göre mi? Orada görüntüye bakıp ona karar vermek gerek. Ve kolay bir şey değil. Ben takip ederken mutlaka rapor yanımda durur. Yani incelemeyi yaptıktan sonra karşılaştırmam. İncelemeyi yaparken karşılaştırırım nodülleri. Çünkü çok sayıda nodül varsa zaten başa çıkamıyorsunuz daha sonra. Bu muydu acaba, bu muydu diye. Önce rapora bakarım. Rapor sağ üst polde nodülü var. Şu anda nerede? Burada. Nasıl boyut almış? Ön arka çapı. Şimdi ben nasıl alıyorum? Tamam, biraz büyümüş ya da aynı. Bu şekilde karşılaştırılırsa ancak birebir karşılaştırma ve efektif oluyor diye düşünüyorum. Peki sizler nasıl takip ediyorsunuz? Ben şimdi
bir biyopsi yaptık. Benim gelmiş hasta, hastaya işte operasyon endikasyonu koymamışız. Hastayı kontrole çağırıyoruz. Kontrole çağırdığımız bir hastaya yaptığımızı söyleyeyim. Hasta geldi. Yeni gelişen bir semptomu var mı? Öncelikle onlara sorguluyoruz. Hani bası bulgularına neden olacak herhangi bir şey gelişmemiş mi? Ya da fizik muayenesinde elime gelen bir şey var mı yok mu? Onları bakıyorum. Ondan sonra hastanın TSA'sını istiyorum. Tabii hasta eğer kontrolü geldiğinde, hastayı 6 ay sonra bu arada kontrole, yani bizim yaptığımız 6 aylık aralıklarla kontrole çağırmak ama hani guideline'larda 6-18 ayda aralıklarla yapabilirsiniz der ama biz yaptığımız 6 ay sonra biz hastayı kontrole çağırıyoruz. TSA'sına bakıyorum çünkü hastayı takip etmemizin en önemli nedenlerinden biri de hastada takip eden dönemde nodülleri otonomik kazanabilir mi, kazanamaz mı ya da yeni bir takipte nodül gelişecek mi, gelişmeyecek mi? Aslında bunları da değerlendirmek gerekiyor. Hastanın TSA'sını istedim. Eğer normalse sintigrafi istemem. Eğer baskılı gelmişse böyle bir durumda hastanın sintigrafisini de istemek gerekir. Ondan sonra hastayı ultrasonografiye alıyorum. Ultrasonografiyi aldığım zaman bir önceki raporunu çıkarıp önüme koyuyorum. Ultrasonografiyi o şekilde yapıyorum. Hani Sayın Hocamın da söylediği gibi mutlaka bir önceki raporuyla beraber değerlendiriyorum. Her geldiğinde hani kliniğimizde de diğer arkadaşlarımızla, yapan arkadaşlarımızla da standartize ettiğimiz için olay hastanın ön arka çapı, transvers aksı, longitudinal aksı klasik olarak ölçülmesi yani herkes aynı şekilde ölçüyor. Dolayısıyla ya da yerini herkes aynı şekilde tarif ediyor. Hani başlangıçta bunu klinikte belirtmek gerekiyor. Sonra bakıyorum nodül boyutlarına ya da yerlerine bakıyorum. Yeni gelişen bir nodül var mı yok mu onlara bakıyorum. Eğer nodülün karakteristiği değişmişse böyle bir durumda yine hastaya biyopsi endikasyonu koyuyorum. Bir daha benim de gelse hastaya bir daha biyopsi yapıyorum. Ya da biraz önce hocanın söylediği gibi hastanın nodülünün volümünde %50'den daha fazla ya da belirttiği gibi 3 çapından ikisinde en az 2 mm olmak üzere %20'den daha fazla bir volüm artışı gelişmişse yine böyle bir hastaya da tekrar yine biyopsisini yapıyorum. Takip eden dönemde tabii hiç bunlardan biri yoksa bile biraz önce söyledim. Bir kere daha hastaya ben biyopsi yapma taraftarıyım. Bu şekilde hastanın eğer endikasyonu biyopsi endikasyonunu koymuşsam biyopsisini yapıyorum. Eğer benim gelmişse yine hastayı takibe alıyorum. Sonraki dönemde de takibin yine bir 6 ay sonra tekrar bir daha hastayı eğer her şey normalse 6 ay sonra takibe çağırıyorum. Hastanın takiplerde eğer stabil seyrediyorsa sonraki dönemde hastayı yıllık çağırmaya başlıyorum. Yani bizim yaptığımız şey klinik olarak hastanın takibini yaptığımız süreç böyle. Ama bitmedi. Ne zamana kadar? Ömür boyu mu? Yani hep sabit gidiyor. 5 yıl geçti. Hala sonraki takip dönemde, edelim mi? Sonraki dönemde isterseniz aralıklar açabilirsiniz. 3 yıl, 5 yıl aralıklarla da yapabilirsiniz. Ama tabii kliniklerimizin de çalışması gerekiyor. Hayır, çünkü ben biliyorum ki bırakmak zor geliyor. Yani ya bir şey olursa ama bunun bir sonu olmalı. Ömür yani, boyu da takip edemezsiniz. Aslında sonu, yani açıkçası ben hiçbir hastaya hani artık sen gidebilirsin. Hani bir şeyin yok diyemiyorum. Yani diyeniniz hasta... var mı? Diyeniniz var mı? 5 yıl geçti sabit artık gelme. Hayır 5 yıldan sonra da takip mi edelim? Genel, pratik. Ben sizin kişisel düşüncenizi merak ediyorum zaten. O nedenle hastayı ama anksiyeteden kurtarmak. Yani genel bir yaklaşım hani şöyle, ben ameliyat tercihimi yaparken de öyle yapıyorum. Hani hastayı ve hastalığı tedavi etmek yanında hastayı sağlık ekibinden ne kadar çok uzaklaştırabilirseniz yaşam kalitesi o kadar artar. Benim gördüğüm konuşmaların dışındakini söylüyorum. Genel yaklaşım tiroid hastaları sefil bir vaziyette poliklinik dolaşıyorlar. Oraya yeni biyopsisi, T3'te 4 TSH, nükleer tıp gerçekten yılda bir kez görülebilecek ve çok basit şekilde anksiyetesi olmadan sadece konuşulabilecek hastalar ellerinde 3'er aylık takibi burada konuştuklarımızı ne yazık ki yani yaşamda göremiyoruz. 3'er ay 3 ay arayla tiroid hormonları var. Bakıyorsunuz 3 ay önce ultrason yapılmış, tekrar yapılmış. Yeni biyopsisi elinde hastaya açıklama yapılmamış, panik içerisinde elinde geliyor. Yani buradaki hekim olarak bizim en önemli yapmamız gereken şey o. Yani hastayı iyi bilgilendirmek, yapacağımız yöntemlerle
o zona, yani sağlık sistemi içerisine mümkün olduğu kadar en az gelecek şekilde organize etmek lazım. Şimdi süremiz azalıyor. Fazla da gecikmek istemiyorum. Ben bir yine korkulu şeylerden bir tanesi, hepimizin anlamadığı, gördüğümüz zaman da korktuğumuz bu iğne biyopside Hurtle hücresine geçmek istiyorum. Şimdi o da önemli konulardan bir tanesi. Rapora bakıyoruz. Evet, siz dediniz ki işte malinite şüpheli var, malinite var. Bir de ne olursa olsun insanların fokuslandığı bir Hurtle var. Onu gördükleri zaman bu tamam, bu ameliyat olacak. Bu doğru mudur? Nedir Hurtle? Bu bir mit midir? Nedir? Ne zaman görürüz? Ne zaman şüphelenelim? Ne zaman korkalım? Evet. Ne zaman içimiz rahat etsin? Hurtle korkulacak bir şey değildir. Hatta bu korku nereden ve niye o yerleşmiş, ben de onu size sormak istiyorum. Çünkü böyle bir genel korku olduğunu farkındayım ama biz patologlar nedenini bilmiyoruz. Hurtle, tiroid nodüllerinde, non-neoplastik ve neoplastik nodüllerinde görülebilen bir tür hücresel değişimdir. Yani malinite ile hiçbir ilişkisi yoktur. Hücrenin mitokondrilerinin çoğaldığı bir durumdur. Tamamen morfolojik bir görünümdür. Benign hücrede de olur, malign hücrede de olur. Dolayısıyla nodüler guatrlarda daha sık olarak Hashimoto zemininde veya tiroidit zemininde aspire edilmiş nodüllerde çok sıklıkla görürüz. O yüzden biz işte tarif yazmanın da sakıncası bu. Hocam dedi ki hani tarifleri okumak benim hoşuma gidiyordu ama o tariflerle biraz da bazı akıl karıştırıyorduk. Ona patolog karar vermelidir. Sonuna da açıkça yazmalıdır. Çok istersek eğer mikroskopik tarif yapabiliriz. Ama bu Hurtle hücresi bir metaplazik, yani non-neoplastik değişiklik olarak mı orada? Yoksa bir tümör düşünüyoruz da bu tümör Hurtle hücreli mi? Onu çok net bizler söyleme sorumluluğunu taşımalıyız. Sizler de sadece onkosit ya da Hurtle adını görünce sadece bu isim nedeniyle bunu bir tümör gibi düşünmemelisiniz. Asıl olan foliküler neoplazi ya da kuşkusu, onkositik tip ya da Hurtle hücreli tip. Budur önemli olan. Ha şöyle bir şey var, tabii histopatolojide de çok ciddi değişiklikler ve yenilenmeler ve sınıflamalarda shiftler olmaya başladı hafiften. Bu arada bu onkositik tümörlerin aslında büyük bir kısmının da yavaş yavaş papiller karsinomlar olduğu görülmeye başlandı. Papiller karsinomlar da onkositik olabilir, foliküler karsinomlar da olabilir ama daha sık olarak tümör olmayan nodüller onkositik olur. Peki, teşekkür ediyorum. Aslında şöyle... Hayır, konuşmayacağız çünkü süremizi çok aşıyoruz. Aslında bu toplantıyı planlarken bir de yaklaşık 15-20 dakika bu işin cerrahisini konuşacaktık. Ama şu anda öğlen yemeğine yaklaşık 5 dakika var ve ben sizi aç bırakmak istemiyorum. Ama içinizde bununla ilgili soru sormak isteyen varsa, ki Özer Makay'a indi kaldı da, el kaldırmak yetmiyor Özer, mikrofona gelmen gerekiyor. Soru sormak isteyen varsa gerek bu konuştuklarımızla ilgili olarak, gerekse cerrahisiyle ilgili olarak lütfen sormakta çekinmeyin. Sorunuzu kısa istiyorum, katkınız da olsa ve kime sorduğunuzu da özellikle belirtmenizi istiyorum. Buyurun. Teşekkür Özel, ederim. Lütfen. Çok keyifli bir panel oldu. Hem yönetim hem cevaplar bazında. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Başlık, kalsitonin pahalı mı? Kısa bir katkım olmasını istiyorum Kamil Hocam'a. Yüzlük kit $445, 1000 lira diye düşünelim. Hasta başı bunun 10 lira. Hastaneler iki gün önce de konuştuğumuz gibi 7 ile 10 lira bir para kesiyor hastadan. Biz üniversite olarak, Ege Üniversitesi olarak 14 lira kesiyoruz hastadan. Çok mu? Yani benim klinik bakış açım açısından ben baktığımda benim için pahalı değil. Tabii bireysel bir şey bu, pahalı mı değil mi? Ama 7 ile 14 lira arasında değişiyor. Tek tedavisi cerrahi diye düşündüğüm bir hastalığı ben erken yakalayabiliyorsam, erken dönemde yakalayabiliyorsam faydam dokunur hem ona hem ailesine diye düşünerek biz her hastaya kalsitonin bakısı yapıyoruz. Bakabilirsiniz. Yani bu konuda ben karşı değilim. Ama biz hastane yönetimi olarak bize pahalı olduğunu belirterek hastaneye almıyorlar, bakamıyoruz ama varsa ne güzel, bakıyorsunuz, çok iyi bir şey. Yani yani bu bir alternatif tercih daha doğrusu. Bu konuda şu an oturmuş yerleşik bir şey yok. Evet, rutin bakalım diyen de var, rutin bakmayalım diyen de var. Hani